Herkese merhaba, ben Şenol. Bugün yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık yavaştan kapanışa doğru geldik diyebilirim. Bunu fullleyemiyorum abi, bunu geç de. Full, 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 full. Bunu da 3 yapar herhalde salarım gibime geliyor. Görevler abi, o olayda asıl ana olay bence en azından görevler. Onun dışında görevlerde güzel tarafı şu. Tabii ki hani bir şeyler craft etme, ne diyeyim, araç yapma falan. Ama göreve göre araç yapma o kısmı benim bayağı hoşuma gitti. Bu arada tavsiye ederim her türlü oyunu. Öyle bir düşünen falan varsa. Bayağı bir şeyler de indirdim. Test edebiliriz. Açıkçası şu gözüme çarptı. 4 tane satıcısı var. 15 tane de rafinerisi var. Madenleri getiriyorsun. Rafineri 15 tane rafineri çeviriyor. 4 tane satıcısı da satıyor şeklinde düşünün. Birçok parçam var zaten ki gayet kompakt, güzel bir şey. Base olarak. İlla bir base yapacağız herhalde. Bilmiyorum bu bölüme yetişir mi? Son olarak bunun zaten görevlerini yapıyorum. İlginç bir iki görevini yaptım. Burası özellikle bayağı bir ilgincime gitti. Bilmiyorum ne yaptıracak burada. Yani görev kısmı bayağı bir ilgi çekici olduğu için dün çoğunlukla ben yapıyorum da bir kısmını da kayda da alıyorum. Olayımız o yönde. Merhaba canım. Acaba ne isteyecek? Bak şimdi ona göre bir araç büyük ihtimalle yapacağız. Yani bu araçta muhtemelen giremeyeceğim. Orbital laser has burned out the perfect course. Ne diyorsun ya? My toys to spice the up to be too. Ya hocam sen sal bizi, biz yapalım temizinden ha, ne dersin? Şu roketler aşağıdayken daha iyi çalışıyordu. Burada o kadar iyi çalışmıyor. Ne alaka bilmiyorum ya. Atıyorum. Düşüyorlar. Ama roketler efsane. Şunlardan var ya, diz tamamsın. Do stay inside the test course of one last tip for you. Watch out the anti-gravity projectile. Getting it directly with one of these is bad news. Allah koru ya Rabbi. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun temizinden? Seni şöyle bırakıyoruz. Benim canavarı çıkartıyoruz. Canavar mı? Hemen göstereyim. Benim canavar bu abi. Efsane aracım ya. Duruma göre bunu bir şeyler ekliyorum, çıkartıyorum. 10 numara 5 yıldız. Hatta ve hatta şunu şu şekilde de kaydetsem daha iyi olurdu ya. Şunu ön arkaya takıyorum abi. Ne yapıyorum? Bunlar bana çarpmasın, vurmasın. Şimdi direkt parçalayacak tahmin ediyorum. Oy! Anladım. Yer çekimini yok ediyor. Vay anasını. Yakalansa göbürüyle var ya, sıçtık. Sağdan soldan düşmanlar geliyor. Oy bu düşman mı? Dalga geçiyorsun. Yıkmam mı gerekiyor? Lan yandan geçsem ne olur? Ha bunları parçalamam gerekiyor herhalde. Bir saniye. İlk başta bloklardan bir tane koyuyorum böyle. Tamam şu an güvendeyiz anlaşılan. Silah olarak da çıt 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 çıt. Arkadan doğru eskitirim ben bunu. Şurasını yıksam zaten muhtemelen dağılacak ha. Yukarıyı boş ver be. Tada! Ya olay her zaman büyük güçlü değil. Cem bu arkadaş ateş etmiyorsun değil mi? Yok. Bam bam bam. Büyük güçlüye hiç gerek yok. Allah. Oo varmış varmış varmış. Hayır. Gidebilirsin. Şöyle uzan 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 uzan. Sıkıntı olabilir. Hemen hemen taktik geliştiriyoruz burada. İlk başta şuna bir tane lastik takabilir miyim? Lastiğin anası ağladı. Şuydu değil mi? Aynen. Onun dışında bir kalkan, bir tamir desek. Arkaya bir tane bundan koysam. Şimdilik şunu çıkartıp bir tane de dönen çapa yerleştirsem. Bunun arkasına bu arkadaşı koysam. Hop. Gayet kompakt 10 numara 5 yıldız bir araç bence. Ne kadar ufaksın o kadar iyisin abi. Hasar almıyorsun yani, şaka gibi. Blink. Tabi kalkanımız biraz büyük olduğu için illaki kalkanın böyle, hani bana vurmasa bile anladığım kadarıyla şuradan ateş ediyor ya, kalkana geliyor. Kalkan çok çabuk yalan olabilir.
Ha, bir saniye lan. Sivri zeka. Pilim yok. Pıt. Hayırlısı be. Ne diyorsunuz, bu iş olur mu? Çok saçma bir ara. Güzel tarafı ne biliyor musun? 10 tane patlasın. Umurumda değil yani. Şöyle göstereyim mesela, atıyorum. En pahalısı herhalde silahı. 200 tane daha var. Bloğunu saymaya gerek yok zaten. 400 tane var. Ne bileyim, lastik 300 tane var. Anlatabiliyor muyum? Elektrik kısmında pil desen 60 tane var. Bunlardan 50, 40, 30 falan filan. Yani gidiyor da gidiyor. Diğer taraftan şeyden falan yapsak daha iyiydi. Niyeyse bilmiyorum. En hoşuma giden bloklar bunlar, biliyor musun? Özellikle şu en son, bir saniye. Şu şey falan da geldi. Büyük top falan geldi. Bunlar da gelince abi power'ım bu oldu yani. Sırf bunları kullanacağım. Tamam mısın? Hadi gidelim. Aa, zamanım vardı. Uf. Bir de boş boş konuşuyorum. Bir şey olmaz. Yeniden başlarız. En azından bu araç belli ki uygun. Saniye olduğunu fark etmedim. Finish the course for the time run out. Eşek kadar ekranda yazıyordu büyük ihtimalle. Kafayı yedin değil mi? He? Kafayı yedin. Evet, sinirlenip hala kapamadıysan öncelikle Allah'a akıl fikir versin diyorum. Allah. Kaç 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 kaç. Kaçarım. Gravity, gravity. Lan oğlum salın beni. Onları bırak, onları bırak. Önüne bak, önüne bak, önüne bak, önüne bak. Önüne bak. Bam 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 bam. Aa, ateş ediyor. Piçe bak. Ateş mi edeceksin sen bana? Orada bir şarj etmemiz gerekecek ama korsacı var, ne kadar gidiyor ya. O zaman büyük araçla girmem gerekebilir şaka maka. Hani ben bunu geyik yapıyorum ama vallahi gerekebilir. Çıt. Hızlı şarj, hızlı şarj, hızlı şarj. Yanına bir iki tane daha koyabilirim ama tek pil zaten yani. Ne kadar zaman alacak ki bunu şarj etmesi ya. 3, 2, 1, yardır. O tarafa doğru sıkıyor. Bunları illa parçalamam gerekiyor değil mi? Evet. Benim pilim gitti bile. Burada dursam. Ha, your tank was destroyed. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Bu ne lan? GSO. Ne alaka, burada mı şettiriyorsun? 4000 çarpı 3 inventory blok. Ha, birebir aynısından 3 tane eksik mi var lan? Ne eksik var ki orada? Nerede çıkartıyorsun beni? Burası neresi? Başlangıç. Oğlum burası neresi? Oy, duvarların içine çıktım galiba. Galiba. Büyük araçla deniyorum. Çok uçabileceğini sanmıyorum onu. Götünü kaldıramaz onu. Gravity de bir yere kadar. Hadi bismillah o zaman. Bakalım ne kadar uçuracak. Diğer taraftan roketle falan sıyrılırım herhalde işin içinden ya. Anlarız şimdi de. Oo. Kalkmıyor lan. Bak bak. Acık oynuyor. Hadi gidelim o zaman. Soldan gitsem ne oluyor? Sağdan mecbur muyum galiba? Finish the course diyor sonuçta abi. Hani buradan bilmiyorum. Merhaba. Az önceki arkadaşın babasıyım ben. Burada bir şeyler olmuş galiba. Yanlış anlaşılma var, anlaşılan. Yalnız bir tık pilim de gitti ya. Fena da vurmadılar ha. Bir şeyler oldu. Bilmiyorum, bir tık az mıydı emin de değilim de. Oh! Ho 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 ho! Ne oluyor burada? Burada bir şeyler oluyor. Bir tık de burada neredeyse gitti maşallah. Ya roketler, çok yere çarpıyorsunuz babacım. Harbi diyorum, çok yere çarpıyorsunuz.
Roketler adam gibi gitse var ya. Öndeki roketler gidiyor da arkadakiler gitmiyor. Bam bam bam. Bir dakika. Ha bunları öldü. Tamam. Anlarım. Yok bir şey. Yandaki roketler çok boş farkındayım. Bazen çok güzel oturuyor. Dörde birden bazen. Hiç boku yaramıyor. Ne kadar daha gidiyorum? Onu da bilmiyorum bu arada. Bakaydım keşke. Neymiş bu? Buradan da atışı... Roketleri düzgün bir yere koysam var ya akacağım da işte. Sıka sıka gidiyorum ben. O ne? Kırabiliyoruz inşallah bunu. Kıramıyoruz bunu. Anladım. Yalnız kalas gibi aracım baya sıyrılıyor lan buralardan. E tabi bir de professional driver yani. Onu da ekleyelim lütfen. Rica edeceğim. Ağzına yüzüne. Taşak geçiyorsun. Tamam buradan gideriz. Ha büyük aracın varsa diyor çarpışacaksın. Küçük aracın varsa yandan geç. Fark etmez. Oğlum öl la. Öl la. Ne inat ettin? Dın. Ufak araç şeyle yapılırdı da işte. Oğlum tamamız. Niye burada hala soru işareti var? Ben devam ediyorum. Devam etmiyorum. Olay ne acaba? Ama içine ettin olayın. Hala orayı gösteriyor soru işareti. Lanet olsun. Aa yok bu şimdi burayı gösterdi. Taşak geçiyorsun ya. Zaman yetecek mi şimdi yani? Zaman bitti oğlum. Aa, biraz hızlı halledilir ha. Biraz hızlı halledilir. Yo. Oha biraz hızlı falan halledilmez. Geçmiş olsun. Sağlam bir şey yapmam lazım. Güzel. Sanki bu iş olur ya. Şöyle bir kaydını alalım da. Hayırlısı. Yalnız biz daha %80'ini falan bitirmişiz bu arada. Hani tamamını görme şansım oldu. Daha %80'ini halletmişiz. Şimdi bu hız olarak bir tık daha iyi. Roketleriyle birlikte hayırlısı. Aslında çok da iyi değil ya. Bana biraz daha hızlı bir şey lazım. Ama kestirmeleri kullanabilirim işin güzel tarafı. Ve bu abinin silahları roketi tepeye doğru bakarak şey ettirdim. Dediğim gibi hayırlısı. Hadi bismillah. Hop. 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 Kalkanı gördüğüm gibi ufaktan bir hop yapıyorum. Vay içinden mi geçti o ciddi ciddi? Soldan gitsem ne oldu ya abi? Sonuç olarak kursu bitir diyor yani. Ha burası biraz eğimli o mu yani olay? Hani güçlü silahın varsa diyor ki buradan gitme öbür taraftan git belki de. Bir de buradan direkt düşmana karşı kafa atıyoruz. Oğlum ben bunları yıkana kadar bunlar benim pilin anasını ağlattı. Oho roket moket. Of. Füzelerim gitti ya. Oha lan. Yalnız pilin beni anasını ağlattı direkt. Bu ne oğlum? Aa, biraz parçalanınca. Veyahut. Orayı yıkmam gerekiyor her türlü herhalde. İş sıkıntı ha. Vallahi sıkıntılardayız. Nasıl yaparım? Bayağı da umutlarım vardı lan buna. Deme ya. Fena da değil silah gücü. Ufak. Silah gücü sağlam. Kalkan çok zayıf ya. Aslında kalkan olarak daha sağlam bir şey. Ne bileyim sürekli olarak bunun kalkanını kullanıyorum da. Kalkan balonu. Abi neyim var ki başka kalkan balonu? Kalkan balonu bunun var. Tamir baloncuğu, yıkım kalkanı. Bu kalkan değil herhalde. Değil mi? Emin de değilim. Ne işe yarıyor bu? O da mı kalkan lan? Şöyle bir parladı sanki bir an. Çok mu güç istiyor? Olay nedir? Ha gayret. Açılamadı oğlum sen. Ne oğlum? Oy.
Vay, bunun kalkan daha sağlam olabilir. Deneyelim. Artık umutları bırakıyorum abi. Bayağı bir şu armor kalkanla şeylerden koydum, zırhlardan. Yana da koyasım var ya. İki tane kendi kalkanından koydum. Ne kadar dayanacağını göreceğiz. Yani çok umutlu değilim. Çok umutlu değilim. Ve orayı parçalamadan veyahut da parçalasak bile herhalde o soru işaretine mi gideceğiz? Yolu devam etsem belki ileride yeni soru işareti çıkabilirdi. Bir önce de öyle oldu yani. Hani böyle mesela soru işaretini geçiyorum. İlla noktasından geçmeme gerek yok. Gönder hacım. Hoppa. Hoppa. E çıkmadı Zavazingo. Oğlum nerede Zavazingo? Hadi buyur. E, saniye yazmıyor. Baklandım lan, ne oluyor? Anlamadım. Vallahi anlamadım. Onu nasıl öldürdün lan? Sen nasıl bir şeysin? Aa, bunlar da kal. Abi niye başlamıyor? Finish the course before the time run out diyor. Zaman yok. Soru işareti geride gösteriyor. Anlamadım. 3-2-1 diye başlatıyordu. Muhtemelen. Parkurun kralı, kralı. Yardır bakayım. 3-2-1. Ready? Yes. Başladı. Tamam. Şimdi başladı. Anladım. Şimdi az önceki araç çok yavaş olduğu için orada pek anlaşılmadı da. Ya bu da öyle aman aman hızlı değil ki abi. Ama şey yetişmiyor yalnız ha. Galiba. Bırak onları, bırak onları. Kitlenme ona. Önümüze çıkması lazım. E tam da yine çıkmadı. Bir götlük var o işte. Hayırlısı baba. Ben gidiyorum vallahi. Saniye sayıyor. Soru işareti var. Bunlar zaten hani pek bir engellediği yoktu bizi. Ve bunlar biraz engelliyordu bizi yani. Onu geçtim, bir de buradan sağdan da çıkış var parkurda. Parkuru bozdum lan. Uçma, uçma. Sağdan hemen çıkış var acaba. Oha. Merhaba. Hadi canım sen de. Direkt de kalkan mı gider ya? Saçmalama. O neymiş ya? Ha, direkt de kalkan gitmez abi. Gözünü seveyim, yapma ya. Buradan kalkan. Ah. Ateş edebiliyor musun? Ediyorsun, ediyorsun. Ah. Acıdı, canım acıdı. Zaman yetişmez abi. Şuradan sağdan bir gidiş var. Etrafından dolaşmak için falan herhalde. Ah, giderken bir de şarj oldu sonra. Ah. Fikirlerim tükendi. Yani bunlar her türlü kalkanı siliyor abi. Galiba elimdeki en büyük, en sağlam kalkan bu yani. Bunun kalkanı var. Güneş paneli mi? Taşak geçiyorsun. Senin güneş panelin mi var? Teknoloji budur. Kalkan baloncu. Bunu da varmış lan. Kalkan baloncu. Bunlar çok zayıftır. Sanmıyorum bir boka yarayacağını. Muhtemelen kendi teknolojisini kullanmamı istiyor ya. De onda aslında bir şeylerim de var onda ya. Şunda bu parçalar var. Sağlam silahlar var. Farkındayım da yani. Dayanıklılık açısından öyle aman aman bir şey de yok ki ya. Uçarak gelsek. Bir süre forumlarda dolaştıktan sonra ki efsane görevlerden biriymiş anlaşılan bu, millet isyan ediyor. Zero Point Hollow. Kameranın altında kalıyordu. This Zero Point Hollow diye bir görev. Şöyle yaparsam görürsünüz. Şu görev. Ha, 5000 experience veriyor. Ki 3 level yapmama yarıyor. 25.000 para veriyor. Olsa da olur, olmasa da olur. 1 milyon 278 binim var. Ama harbiden şeyi ben de denedim, millet ona isyan ediyor. Hani hızlı bir araçta tamamen boşken bile ucu ucuna neredeyse kurtarıyorsun zamanı. İçeride şeyler varken. Yani o olayda son nokta diyebilirim bu ya. Bildiğin oyunun son noktası. Bunu yapan artık game over. Var bir iki araç önerisi ki şununla işi hallettim diyen var. Belki parçalarını bulabilirsem. Şunu büyük ihtimalle şu an alamam abi. Geri kalan hepsini satın alabilirim de bunu da büyük ihtimalle alamam. Bunu da alamam. Ha, belki bu parçaları halledersem bir bölüm daha şey ettiririz. Ulan base yapacaktım ben ya. Of, base'i unut.
Dağıldım, bir saati geçti abi, bununla yardırıyorum. Abi bölüm şöyle, göstereyim şuradan size. Bakın şuradan böyle gidiyorsunuz. Ta Fizan'a kadar en ileriden dönüyorsun. Bunlar şey, çıkış noktaları. Birkaç tane var. Olur da sıçarsan diye yapmışlar, Allah razı olsun. İlki burada zaten. İlk kaçış noktası. İleride bir tane daha var. Sonuna doğru bir tane daha var galiba. Piç olduğu zaman kaçış noktalarından kaçıyorsun. Kaçtır deniyorum. Ya bu işte güzel. Tamam, bu biraz ekstra kasış. Farkındayım bir anda. Yani şu ana kadar hiç zorlanmadım mesela. Bunda deli gibi zorlandım. Bir anda abartı yapmışlar sanki ama sonuç olarak oyunun güzelliği bu. Anlatabiliyor muyum? Hani belli bir mekan veriyor sana. Hadi diyor, yap bir şey, geç burayı. Ama bunda biraz boku çıkmış ya. Harbi boku çıkmış. Şuradaki kuleler zaten bir tür abartı güçleri var. Felaket. Yani kalkanını direkt siliyorlar. Orada silmese şuradaki engellerden geçmek için yeterli küçüklükte olması lazım. Ki şuraları geçtik biz en son. Buralarda zamanımız bitmişti değil mi bizim? Tabii. Buradan daha devam ediyor acaba. Şöyle gidiyor, zigzag çiziyor, arkadan dönüyor, o tarafa gidiyor. Yani bu bizim Kalas'ın alakası olmaz orayla. Alakası olmaz. İleri doğru ateş edenler çoğunlukla güçlü oluyor ama gel gör ki bazı yerlerde yakına da güçlü ateş etmen lazım. Yeterli miktarda gücü yapacağın bir araç büyük oluyor. Bu sefer ağır oluyor, hızlı gitmiyor. Yavaş yapman lazım. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Hayırlısı. Ben başarısızlık olarak bunu adlandırıyorum. Yapacak bir şey yok. Bugünlük zamanın sonuna geldim. Evet, bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsindir. Beğendiysen beğenmeyi unutma. Görüşmek üzere.